Değerli arkadaşlar, herkese yeniden merhaba. Pakistan, kardeş Pakistan'da 2022 yılı ilkbahar aylarında başlayan ve Amerika Birleşik Devletleri tarafından desteklendiği, bizzat darbenin muhatabı olan siyasetçi tarafından da belirtilen darbe süreci bütün hızıyla devam ediyor. Özellikle 8 Şubat 2024 günü yapılacak genel seçimler öncesinde ülkenin eski başbakanı 2018-2022 yılları arasında ülkesini yönetmiş eski bir kriket ustası İmran Han'ın önünü ve partisinin önünü kesmek için olağanüstü bir çaba var. Dün hatırlayacaksınız, linkini de vereceğim. İmran Han şifre mahkemesi diye adlandırılan bir mahkeme sonucunda ülkenin gizli kalması gereken devlet evrakını halka yayınladığı veya açıkladığı gerekçesiyle 10 yıl hapse mahkum oldu ve Tahriki İnsaf yani kendi partisinin Dışişleri Bakanı Kureyşi de aynı cezaya çarptırıldı. Niçin? Çünkü bu üzerinde konuştuğumuz Amerikan destekli Pakistan'daki darbe süreci devam ederken ve ülkenin belirli siyasi partileri organize olmuş bir şekilde İmran Han'ın o dönemdeki iktidarını yıkmak için bir güven oylaması meselesini çıkarmışken, İmran Han çıkmış ve demişti ki bakın elimde benim yani ülkemizin Amerikan Büyükelçiliği Amerika'daki Büyükelçiliğimiz tarafından geçilmiş bir evrak var, bir telgraf şifreli ve orada deniliyor ki İmran Han gidecek yoksa sizin canınızı okuyacağız şeklinde bazı toplantılar yapıyoruz Amerikalı yetkililerle. Yani tehdit altındayız yönünde Amerika'daki Pakistan Büyükelçisi bir İmran Han'a ve Dışişleri Bakanlığı'na telgraf çekmiş şifreli. İşte onu gösterdiği için adamı 10 yıl içeri alma şey yaptılar. Bugün daha da felaket bir şey oldu. Hem İmran Han hem de Büşra Hanım, yani Büşra Han eşi 14'er yıl hapse mahkum oldular. 14'er. İslamabad Yolsuzlukla Mücadele Mahkemesi Han ailesinin, yani İmran Han ve eşi Büşra Han'ın başbakanlığı döneminde İmran Han'ın kendilerine verilen yabancı ülkelerden hediyeleri 501 bin dolarlık bir bölümünü yasa dışı olarak satmakla suçlanıyorlar. Esasında şunu açıklıkla ifade edeyim. İmran Han 501 bin doları yan cebinden çıkarır, sağ tarafa koyar. Çünkü kriket oynadığı dönemde dünyanın en ünlü sporcusuydu ve olağanüstü bir servetle yaşıyor şu anda. Fakat önemli olan siyasetin hukuk yoluyla mahvedilmesi ise şu anda İslamabad'daki mahkemeler, Rawalpindi'deki mahkemeler bunu mükemmel bir şekilde gerçekleştiriyorlar. Ben İmran Han'ı tanımam etmem ama sonuç itibariyle demokrat bir insan olarak şunu görürüm. Eğer bir ülkenin iç işlerine Amerika'nın parmağı girmişse, o ülkedeki yolsuzluklarla namlanmış, yolsuzluklarıyla ünlenmiş politikacılar, sütten çıkmış ak kaşık gibi kendilerini bir anda kenara çekip, işte İmran Han yolsuzluk yapıyor derlerse ben orada şüphelenirim. Niçin şüphelenirim? Ekim 21'de, 21 Ekim 2023'te sürgündeki bir adam geri döndü Pakistan'a. Kimdi bu? Pakistan'da 3 kez başbakanlık yapmış Nawaz Sharif, Sharif ailesi, Lahore merkezli. Niye sürgündeydi? Ona bu ülkeyi terk et diyen yoktu. Ama hakkında o kadar büyük yolsuzluk iddiaları vardı ki sonuçta kendisinin hapsedileceğini düşünerek kendi kendini sürgüne yollamış bir siyasetçi olarak döndü Nawaz Sharif. Ve Nawaz Sharif'in partisi Pakistan Müslüman Birliği Partisi.
Pakistan Müslüman Lig Parti. Şu anda 8 Şubat'a dönük yapılan bütün kamuoyu yoklamalarında iki parti öne çıkıyor. Biri Nawaz Şerif'in partisi, biri İmran Han'ın partisi. Ordu, istihbarat, hukuk, meclis mevcut parlamentodaki ne kadar yolsuzlukçu, siyasetçi hepsi birden 2 yıldır adamın üstüne çullanmış. Adama Ağustos ayında bir başka mahkemenin 3 yıllık veya 4 yıllık hapis cezasıyla cezaevine koymuşlar. Ama hala İmran Han'ın partisi yapılan kamuoyu yoklamalarında Tahrik-i İnsaf 1 numara çıkıyor. Şimdi bu Şubat'ın 8'ine şurada zaten bir hafta kaldı. Üst üste bu davaların bitmesi, üst üste cezaların verilmesinin nedeni bu. Yani halka diyorlar ki, siz bu adamın partisine oy vereceksiniz ama bu adam yok artık, bitti, biz onu gömüyoruz. Şimdi Pakistan'da halk sokağa çıkma eğiliminde. Yer yer çıkıyor, yer yer kavga var. Ama Tahrik-i İnsaf'ın bugünkü kadroları son derece akılcı bir politikayla diyorlar ki bekleyin seçime kadar. Zaten Pakistan ordusu bugün bir ultimatum yayınladı. Dedi ki siyasi şiddete sıfır toleransla yaklaşıyoruz. Eğer böyle bir şeye kalkışan olursa onun canını okumakta kararlıyız. Ben amiyane özetleyerek söylüyorum. Lafı uzatmanın alemi yok. Bu demektir ki Pakistan ordusu yaklaşmakta olan seçimin kendisi istediği gibi çıkmayacağını düşündüğü an sokakları hareketlendirerek ülkede bir olağanüstü hal uygulamasına geçmek ve seçimleri belki de askıya almayı düşünüyor. Bütün bunların hepsi bir arada yaşanıyor Pakistan'da. Ve dünyanın nükleer güçlerinden birinden bahsediyoruz arkadaşlar. Dalga geçmiyoruz. Dünyanın en güçlü ordularından biri ve nükleer bir güç. Ve bu adamlar her an birbirine girebilir. Gerçekten Pakistan'ı dakika dakika seçim dahil izlememiz gerekiyor. Çünkü Türkiye'nin Avrasya politikası ve özellikle Asya politikasında çok önemli bir mevki olan bir ülke. Orada doğabilecek bir iç karışıklık Türkiye'nin bütün Asya stratejilerini, hatta Kafkasya'yı etkileyecek, Orta Asya'yı etkileyecek düzeyde ciddi şekilde yaralayabilir. Hoşça kalın.